Sıfırdan Hayat serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Oğuzhan. Bugün Renault Ranch'te ile madene doğru ineceğiz. Bu madeni bilen arkadaşlar bilir. Daha önce Iveco ile ve MAN ile inmiştik buraya. Gerçekten çok zorlu yol olduğunu söyleyebilirim. Bugün ise Renault ile aşağı ineceğiz. Yükümüzü alacağız ve yukarı doğru çıkmaya çalışacağız. Buraya aslında Kirkenes maden diyebiliriz gerçekten. Çünkü haritadaki zorlu yollardan birisi. Hemen çalıştıralım. El frenimizi indirelim. Ve fazla laf uzatmadan gidelim. Birkaç söylemek istediğim bir şeyler var. Ama önce şu camları örtmem lazım. Çünkü içeri hep toz girer. Ört kanka, ört kanka. Artık haftada bir veya iki video gelecek. Haberiniz olsun. Yani videolar azalacak. Bunu da söyleyeyim hemen baştayken. Daha da başka bir şeyimiz kalmasın. Camları da örttük. İçeri toz toprak girmesin. Çünkü yollar bayağı zorlu. Bakın şu aşağıda maden var. Madene doğru gideceğiz bugün sizinle beraber. Madenden yükümüzü alacağız, sonra yukarı çıkartacağız, videomuzu ise sonlandıracağız. Gerçekten zorlu bir yol olduğunu söyledim ve aslında yollarda çok fazla cisim, obje, ağaç olduğu için de FPS'i biraz düşürüyor. Bunu da söyleyeyim ben size. Bakın aşağısı yol, gördüğünüz gibi aşağı doğru ineceğiz bu Renault Ranch ile. Aslında bir nevi de Ranch'i test edeceğiz gibi bir şey olacak. Çünkü yük gerçekten ağır olacak ve dik gerçekten zorlu olduğunu söyleyebilirim ben size. Neredeyim bu arada? Tokat'tayım. Tokat'a geldim. Burası da Tokat stüdyoları diyormuşum. Arkada green screen'i bastık. Bakalım videoda nasıl olacak? Onu da ayarlarız işte. Bilmiyorum. Yani bunların hepsi render'da, montajda hallolacak şeyler. Ranch'te ile iniyoruz şu anda aşağı doğru. İşte dediğim gibi haftada bir video veya iki video geleceği için bu videoyu siz ne zaman izleyeceksiniz onu bilmiyorum. İzlersiniz bunu da bir ara. Şöyle düzgünce inelim. Dediğim gibi gördünüz zaten şu anda. Yolda çok ağaç, cisim, obje olduğu için biraz FPS'i zorluyor. Ve toprak yol, kumlu yol. O da birazcık kayıyor gördüğünüz gibi. Yani imkanlarımızın yettiğince video kalitesini arttırmaya çalışıyorum ama yani elimizden bu kadar geliyor şu anlık. Madene gidelim, madenden yükümüzü alalım. Size madende gezdireceğim bu videoda. Genelde biz ne yapıyorduk? Madenden yük alıp yukarı çıkıyorduk. Ama dedim ki bir farklılık olsun arkadaşlara, ben madeni gezdireyim. Hatta madenin map'ini de şu an ekranda görüyorsunuz. Gelmek isterseniz bu, yani şu anki gördüğünüz map'e gelin. Yani Grand Utopia'daki size ekran görüntüsü olarak paylaştığım bir yere gelin, madeni bulabilirsiniz. Hani soran arkadaşlar olursa, şu ana kadar kimse zor sormadı buranın nerede olduğunu. Belki de biliyorlar, belki de sormadılar. Bilmiyorum işte ya. Şey yapın. Evet arkadaşlar, bakın madenin girişi bu şekilde. Ben hemen şuradan madenden bir yük seçeyim, ondan sonra tekrardan yük almaya gidelim. Evet, ben yükümü seçtim ama harfiyat yoktu, onun için ağır bir taş yükü gibi bir şey vardı. Onu seçtim, haberiniz olsun. Aşağı doğru inelim, göreceksiniz zaten. Bakın buranın yolları böyle işte. Zorlu, toprak, kumlu. İşte maden mi diyelim, şantiye mi diyelim, buna siz karar verin. Ama ben maden diyorum çünkü gerçekten zorlu ve size Kirkenes'i andırıyor. Ne Kirkenes'miş be. Kirkenes, Kirkenes, Kirkenes. Ne Kirkenes'miş değil mi? Evet. Bakın geldik zaten. Bura madenin içi. Şurada bizim yükümüz var ama ben biraz daha aşağı ineceğim. Size göstermek için etrafı. Evet. Bakın bizim yükümüz şu karşıdan ama ben biraz daha aşağı ineceğim ki aşağıda ne var ne yok onları da bir görün. Ondan sonra yukarı doğru yardırıp gideceğiz. Yapacak bir şeyimiz yok. Buradan çıkınca da Renault Ranch diye bir petrole götürüp yıkatmamız lazım. Çünkü her taraf toz toprak gördüğünüz gibi. Evet işte şirket böyle arkadaşlar. Şurada ben bir durayım hemen. Yani şirket böyle. Bakın şurada şirkette çalışanların arabaları var. Dorsiler falan var işte. Yani var bir şeyler. Hemen biz yukarı çıkalım. Dorsemizi alalım gidelim. Görüyor musun? Toz toprak işte her taraf. Normalde Renault Ranch'i buraya sokmaya kıyamazdım. Ama her sürdüğümüz tırı buraya sokuyoruz bildiğiniz gibi. Yani daha önceki maden videoları da koyarım açıklama kısmına. Iveco ile ve MAN ile geldiğimiz. Onlara da bakabilirsiniz. Evet, buradan yükümüzü alacağız hemen. Şöyle bir kıralım direksiyonumuzu güzelce. Park vitesi geri. Tek aynayla doğrusu alıyorum değil mi? Ne kadar usta şoförüm. Gel kanka, gel kanka, gel. Kır direksiyonu. Kır kanka, kır kanka, kır kanka.
Tamam. Evet, bağlanıyor. Kaç ton yükümüz var? Ona bakalım hemen. Neyle bakıyorduk? 22 ton. Gerçekten çok zorlu bir yük olacağını söyleyebilirim. Yani 22 tonla yukarı doğru çıkacağız, bilmiyorum. Bakalım ne olacak? Yani 22 ton az bir yük değil, değil mi? Yani görüyor musun? Şurada koskoca bir kaya parçası, mermer parçası var. Bakalım Renault Range D o dikte ne yapacak? Bunu da göreceğiz. 22 ton. Bayağı tonajı yüksek bir dorsi almışız. Sıkıntı yok. Çıkacağımızı umut ediyorum. Tabii böyle yollarda şöyle bir durum oluyor. Durmayacaksınız. Yani yokuşta durursanız kalırsınız abi. Kalırsınız, ondan sonra çıkamazsınız. Buna kurtarıcı beklersiniz. Yani burada hızınızı alacaksınız. Yokuşlardan çıkmanız lazım. Dediğim gibi yoksa kalırsınız. O da hiç iyi, yani hiç hoş olmayacak bir durum. Yukarıdan kurtarıcı gelecek, vinç gelecek, seni çekmeye çalışacak. Evet, FPS'in düşeceği yollara tekrardan giriyoruz. Renault Range'imizle. Haydi hayırlısı olsun. Şu an 40-50 ile çıktığımıza bakmayın. Yani yollar zorlaştıkça bu hızımız düşecek. Gerçekten düşecek. Bak zaten şu an düşmesini görebiliyorsunuz. Evet, çıkmıyor şu anda. Ha gayret. Ha gayret Angel. Ha gayret Angel. Arkadaki taş da bayağı ağır yalnız ha. Şey, harfiyat alacaktım da harfiyat bulamadım ben ya. Harfiyat bulamadığım için bunu aldım. Hadi oğlum, hadi oğlum. Evet, durumlar böyle. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Yorumlarınıza teker teker bakıyorum. Hepsine de cevap vermeye çalışıyorum. Gidiyoruz gündüz gece, görüyor musun? Renault Range'de çok güzel olmamış mı ama? Güzel değil mi? Şuradan bir dönelim şöyle. Dediğim gibi bu yollarda yani hızınızı kaybetmeyeceksiniz. Hızınızı kaybederseniz çıkamazsınız. Gerçekten öyle. Hani şurada bir el frenini ben o tutturayım. Ondan sonra kalkmaya çalışayım. Gerçekten zorlanacak. Çünkü dediğim gibi bak 22 ton. Kolay bir yük değil. Bak görüyor musun arkadaki taşın boyutunu? Tamam, boyutu küçük ama işlevi büyük. Bacanlar kocaman dorsiye koymuş. Onunla çıkıyoruz ya, onunla. Ha gayret. İşte arkadaşlar, dediğim gibi durumlar böyle. Biraz daha videolar azalacak. Videolar azalacağı için de öyle haftada bir video, iki video ara bir şeyler gelir. Yani bir kesin gelir de iki belki gelir. Yani üç gelir mi bilmiyorum. Gelmez muhtemelen. Bak şuradaki yokuş dik, gerçekten zorlu. Dediğim gibi 4, bir de 480p'de veya 720p'de izlerseniz daha kaliteli izleyebilirsiniz. Bakın bu dik, yani bu dikiş ne ya? Bu yokuşa hızınızı alıp çıkarsanız daha rahat çıkarsınız. Bak ben biraz önce arkadan aldım hızımı. Ve şu an biraz daha rahat çıkıyor ama. Ay gayret. Tekerleklerin üstündeki baskıyı görebiliyorum ben ya. O zorluğu göre hissedebiliyorum şu anda. Camları da açmamız lazım. İçeri çok sıcak oldu. Ama burada da hep toz toprak var. İçeri pislik de olmasın diye. Zaten dışını yıkatacağız da içinde birazcık açalım, şöyle olmadı ya. Tamam, yeter bu kadar. Böyle işte, tırımızın içi de bu şekilde. Bak gördün mü? Tırımızın içini de göstereyim ben sana. Evet, madenin çıkışına doğru geldik arkadaşlar. Madenin çıkışında videoyu sonlandıracağım çünkü yolumuz çok uzun. Uzun olduğu için de videoyu uzatmaya gerek yok. Ben bu yükü götürürüm. Ondan sonra ise tamamdır benim işim. Başka yüklere bakarım. Dediğim gibi yükü götürme alanına kadar gidersek video 20 dakikaya bulur. O da hiç hoş olmaz. Hani benim tahminimce hani izlenecek videolar 10-15 dakika arası falan gider. Yani çünkü fazla uzun olunca sıkıyor. Ben bazen bakıyorum. Bir de arkadaşlar, izleyenlerimin çoğu abone olmayanlar.
Yani eğer izliyorsanız da abone olun be. Ücretsiz ya, bedava. Bedavacık yani. Abone olarak bana destek olabilirsin. Sen de bir şey kaybetmiyorsun. Yani abone olarak bir şey kaybetmiyorsun. Yani sadece orada abone olarak tıklıyorsun ücretsiz bir şekilde. Bana destek olmuş oluyorsun. Ben de sana teşekkür ediyorum yani. Canın sağ olsun. Nasıl istersen de abone ol be. Emeğimizin karşılığını alalım be. Yani bak burada açmışım kameramı, green screen'imi kurmuşum diyormuşum. Evet, şaka şaka devam edelim. Nasıl istersen öyle yap canım benim. Evet, geldik madenin çıkışına doğru geldik. Bak şurada hemen ben duracağım. El frenimizi çekelim. Bak gördün mü? Bak sıfır kamerasını açacağım senin için. Bak gördün mü? Maden şurası aşağı işte bak. Şu aşağı maden. İşte biz oradan buraya kadar çıktık. Hemen tekrardan kameramızı açalım ve devam edelim. O aşağısı maden işte. Oradan buraya doğru çıktık. Şöyle bir şey oldu. Maden videosunu çektim ben. Yanlışlıkla shift-del yaptım. Maden videosu silindi. SSD olduğu için de kurtaramadım. Normal hard disk olsa çok rahat kurtarırdım da. Yine denedim kurtarmaya ama kurtaramadım. O zaman harfiyat götürmüştüm. Şimdi ise tekrardan döndüm buraya madene. Dedim bana bir yük daha verin. Yanlışlıkla videoyu sildim. Geldim işte şimdi bunu aldım. Böyle böyle bir durumlar oldu. Evet, yavaştan videomu sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki sıfırdan yaz serisinde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Dediğim gibi videolar biraz az süreyle gelecek. Haberiniz olsun. Yani benden böyle tırın göstereyim ben size yakından tekrardan. Camlarımızı da açalım. Camlar da filmli bu arada. Böyle yani. Hadi görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sıfırdan serisinde görüşmek üzere. Oyun Pass'ın Levent abinin kanalında açıklama kısmında olacak. Onun da sıfırdan serisine göz atabilirsiniz. Bay bay.